Saatimiz 7 oldu. İsterseniz hocalarım yavaş yavaş başlayalım mı sizce de uygunsa? Tabii ki. Evet. Tamam, peki. Ben o zaman oturumumuza katılan tüm hocalarıma, tüm meslektaşlarıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bu akşam Patoloji Dernekleri Federasyonu Nefropatoloji Çalışma Grubumuz ve Çukurova Patoloji Derneği işbirliğinde bir güzel bir eğitim toplantısı gerçekleştireceğiz. Öncelikle hem Federasyon Yönetim Kurulu'na hem Çukurova Patoloji Derneği Yönetim Kurulu'na ben çalışma grubumuza tanıdıkları bu güzel imkan için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kemal Hocam bir açılış konuşması için sözü size bırakayım. Daha sonra toplantı detayları ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapacağım. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben hazıra konuyorum devamlı, hep bunu söylüyorum ben. Öncelikle hem derneklerimizin hem nefropatoloji çalışma grubumuzun emeklerine sağlık diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bir şekilde işte biz de uyum sağlamaya çalışıyoruz bu online veya çevrimiçi eğitim ne dersek artık, uzaktan eğitim hepsini kullanıyoruz. Bu toplantıları bir süre daha devam ettireceğiz gibi görünüyor. İşte bazen online eğitim tarzında, bazen videoların eklenmesi tarzında. Çünkü özellikle asistanlarımızdan çok uzak kaldık. Çok uzak derken 2 ay kadar sanıyorum kaldık. 2 ay sonrasında başladık gibi düşünüyorum. Ben yanlış anımsamıyorsam, çünkü Mayıs'ın başında başladık toplantılara. O nedenle katkı sunan tüm derneklerimize, tüm çalışma gruplarımıza, tüm komisyonlara ben teşekkür ederek ve inanılmaz ilgi gösteren katılımcılara da bu saatte zaman ayırdıkları için, Tecihan hocamıza, Yasemin hocamıza yine emek verdikleri için teşekkür ederek sözü tekrar ben Yasemin hocama bırakıyorum ve bir dinleyici olarak sizleri takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam güzel sözleriniz için bizde. Bize bu ay tanınan bu imkan içerisinde 2 tane toplantımız olacak. Birini bugün gerçekleştireceğiz. Diğer toplantımız da 26 Haziran'da nefropatolojide aciller başlığı altında olacak. Bunu da sevgili Sabah Kiremitçi bize aktaracak. Ben çalışma grubumuzun gerçekleştireceği bu 2 toplantının da çok başarılı olacağına inanıyorum ve siz değerli katılımcıların da bu toplantılardan sonra benzer düşüncelerde olacağınızı umuyorum. Bu akşamki sunumumuzla ilgili soruları ekranlarınızın altındaki chat bölümüne yazarak bize aktarabilirsiniz. Sunum bittikten sonra o soruları burada tekrar hem seslendirip hem de Dijdehan hocamızdan katkı sunmak isteyen diğer hocalarımız da yazılı olarak yine chat ekranını kullanabilirler. Ben bu akşam o ekrana yazdıklarınızın içinden hiçbir şeyin kaçmamasından sorumluyum. Onu idare etmeye çalışacağım. Ve Dijdehan hocama da yine bu akşam bu sunumu yapmayı kabul ettiği ve bizlere deneyimlerini paylaşmak için burada bulunduğu için teşekkür ederek sözü kendisine bırakıyorum. Bu akşamki konumuz da konu başlığımız da hep aslında zorlandığımız bu pediatrik hastalardaki nefropatoloji biyopsilerine yaklaşım şeklinde olacak. Hocam söz sizin, buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben de hem Kemal Hoca'ya federasyonu temsilen hem kişisel gayretleri için hem nefropatoloji çalışma grubumuzun başkanı Yasemin Hoca'ya ve Çukurova Patoloji Derneği'ne ben çok teşekkür ediyorum. Pediatrik nefropatolojiye meraklı arkadaşlarımızın olduğunu duymaktan da ayrıca çok mutlu oldum. Bugünkü sunumda ben her zaman söylüyorum pediatrik patoloji ayrı bir dal. Onun için bebek biyopsilerinde de genellikle dikkat etmemiz gereken ayrı hususlar olabiliyor. Bugünkü sunumda o yüzden de erişkinde olmayıp da sadece çocuğa özgü olanları üzerinde durarak bir sunum hazırladım sizlere. Çünkü nefropatoloji çalışma grubu çok güzel eğitimleri düzenliyor zaten. Biyopsilere yaklaşım konusunda diğer nefropatolojinin rutininde hep karşımıza çıkan konularda yeterince eğitim yapıyor. O yüzden de ben sizlerle pediatriye özel olanlardan örnekler vererek bir sunum yapacağım. Şimdi ekran paylaşımına geçiyorum. Yasemin'cim, ekran paylaşımım oldu mu olmadı mı diye sorduğunda sen beni yanıtlarsan o şekilde ilerleyebilirim.
Tabii hocam, ben size söyleyeceğim. Evet, şu anda benim ekranımı görüyor musunuz? PowerPoint sunumunu. Evet hocam, görünüyor ekranda sunumunuz. Tamam, harika. O zaman başlayabilirim. Şimdi burada pediatrik hastalara böbrek biyopsilerine yaklaşım olarak sunum başlığımı görüyorsunuz. Ben Yasemin'e çok teşekkür ediyorum. Benim yaklaşık 15-16 yıl önceki bir fotoğrafımı herhalde Hacettepe'nin web sayfasından bularak koymuş. Teşekkür ederim Yasemin'cim. Hocam onu organizasyonu yapan arkadaşlarımız seçmişler öyle fotoğrafları. Onlar bana da sürpriz oldu. İkimizin de güzel fotoğraflarını bulmuşlar demek ki. Şimdi konunun ana başlığı olarak aslında herediter nefropatiler diyebiliriz. Ben bir vakayla başlamak istiyorum. 8 yaşında bir kız çocuğu bu. Periorbital ödemi var. İdrar tetkikinde nefrotik düzeyde proteinüri saptanınca steroid tedavisine başlanıyor. Ancak steroid tedavisine cevapsızlık sonucunda VT1 podosin mutasyonlarına bakılıyor ve negatif bulunuyor. Renal biyopsi yapıldığı zaman da mezengiyoproliferatif glomerülonefrit tanısı alıyor çocuk. Daha sonra siklosporin, siklofosfamit ve tacrolimus tedavilerine geçiliyor. Ancak bunlardan da herhangi bir yanıt alınamıyor. Bunun üzerine ikinci biyopsi yapılıyor çocuğa. Fokal segmental glomerulosikleroz tanısı alıyor. Bu çocuk 10 yaşında steroid rezistan nefrotik sendrom açısından ileri inceleme için bize gönderiliyor. Bu arada aldığı tedaviler halen siklosporin ve prednizolon ile ACE inhibitörü. Baktığımız zaman bu çocuğun 2 yaşında başlayan bir işitme azlığı olduğu ortaya çıkıyor. İdeal protein, kreatinin oranına baktığımız zaman bunun stabil olduğunu görüyoruz. Renal fonksiyonu 16 yaşına kadar stabil kalıyor. Böbrek serum kreatinin düzeyine 24 saatlik idrardaki proteinüriye baktıkları zaman o zaman onda da artış olduğunu nefrolog arkadaşlarımız görüyor. Bu arada çocuk 17 yaşına geliyor bize geldiğinde ve bir böbrek biyopsisi alınıyor. Böbrek biyopsisine baktığımızda yeterli bir böbrek biyopsisiydi. Şöyle bir baktığımızda bu glomerülde çok majör bir patoloji olmayabilir. Yer yer mezengiyal mastik tınattığını ve mezengiyal hücrelerde de yer yer artış olduğunu görebiliyoruz. Damarlarında medial hipertrofisi oldukça belirgindi. Burada global skleroz gösteren bir glomerülü görmekteyiz. İntersistime baktığımız zaman orada da fibrotik bir görünüm dikkatimizi çekiyor. Bu bir başka glomerülü. Bu glomerülde de yine mezengiyal hücrelerdeki kalabalıklaşma dikkatimizi çekiyor. Ama bir endokapiller proliferasyon yok. Kapiller lümenleri açık. Bir ekstra kapiller proliferasyon yok. Kresensleri yok. Buraya baktığımız zaman ise bu glomerülde daha fazla, daha belirgin bir tutulum olduğunu görüyoruz. Ve burada lümenlerin de kapandığını ve sklerotik görünümde bir segmental skleroz alanları olan bir glomerül olduğunu ve burada da bir kresent gelişmiş olduğunu saptayabiliyoruz. PAS koyamasına baktığımızda Bowman kapsülündeki periglomerüler fibrolisi ve yer yer sklerozları görebiliyoruz. Tübüllerde de hasarlanmış tübüllerin olduğunu görebiliyoruz. Damar duvarları kalın ve mononükleer iltihabi hücre infiltrasyonu olan alanlar var. Buraya baktığımız zaman interstisyumda tübüllerin arasının açıldığını, yer yer ödemli, yer yer ise fibrotik olduğunu görüyoruz. Tübüler kesitlerini görebiliyoruz bazı alanlarda. Burada mononükleer nitelikteki iltihabi hücrelerin infiltrasyonu dikkatimizi çekebiliyor. Bir başka alan, buraya baktığımız zaman da köpüksü histiyosit topluluklarının belirgin olarak gruplaşmış şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Ancak bunu da biliyoruz ki hiçbir hastalığa spesifik bir görünüm değil. Bu proteinürisi olan hastalarda, interstisyumda rahatlıkla görebileceğimiz bir bulgu. Bu çocuğun klinik bulgularını ve laboratuvarını bir araya getirdiğimizde, özellikle işitme azlığını da bir araya getirdiğimizde kolajen 4, alfa 1, 3 ve 5 ile boyama yaptık. Yani bu kontrol vakasının alfa 1'i gördüğünüz gibi Bowman kapsülünde de tübüler bazal membranlarda da glomerüler bazal membranlarda da pozitif boyanmayı görebiliyoruz.
Bu da hastanınki. Kontrole oldukça benzer görünümde bir boyanması var. Alfa 3'e baktığımız zaman alfa 3'ün Bowman kapsülünde kısmen boyanma gösterdiğini, distal tübüler bazal membranlarda boyandığını, glomeruler bazal membranlarda da yaygın olarak boyandığını görüyoruz. Hastanınkinde biraz daha soluk bir boyanma olduğunu görüyoruz. Segmental negatiflikler de var. Kontrol hastasının alfa 5 boyanmasına infrarötanda baktığımız zaman Bowman kapsülünde pozitifliği görüyoruz. Glomeruler bazal membranlarda pozitifliği görüyoruz. Tübüler bazal membranlarda da yine pozitif boyanmayı görebiliyoruz. Hastanın alfa 5'ine baktığımız zaman ise Bowman kapsülü pozitif, glomeruler bazal membranlar negatif, tübüler bazal membranlar yine pozitif. O zaman elektron mikroskopisinde ne olduğu ile ilgileniyoruz tabii. Elektron mikroskopisinde bakın glomeruler bazal membran böyle ince normal bir şekilde giderken birdenbire kalınlaştığı bir alan var. Burada daha kalın olduğu, daha ince olduğu, daha düzensiz olduğu bazı alanları bir arada görebiliyoruz. Buraya baktığımız zaman ise bir başka glomeruler alanda yine glomeruler bazal membranı oldukça belirgin kalınlaşma gösterdiğini, burası da ayak çıkıntılarının yaygın olarak birleştiğini görebiliyoruz. Bu bölgeye baktığımız zaman da oldukça ince bir bazal membran olduğunu görebiliyoruz. Glomeruler bazal membranın oldukça düzensiz alanlara karşımıza çıkmaya başlıyor. Bakın burada sanki böyle lamellasyon gösteren, şurada da yine bir bazal membran alanı, glomeruler bazal membran bölgesi dikkatinizi çekiyor. Burada ise tipik bulguları sergilediğini bu büyütmede daha rahat görebiliyoruz. Basket potası görünümündeki ya da lameller sanki böyle kat kat ayrılmış görünümdeki glomeruler bazal membranını bütün loop boyunca izleyebiliyoruz. Bu bulguların yaygın olması önemli bir bulgu. Tanıda bize çok yardımcı bir bulgu. Buraya baktığımız zaman basket potası görünümü herhalde çok demonstratif olarak görülebiliyor burada. Ve devamına da baktığımızda yine kalın olarak bazal membranın devamlılığını görebiliyoruz. Burada yine basket potası denilen görünüm. Sanki böyle yer yer yenilmiş, boşluklar oluşmuş, bütünlüğü kaybolmuş bir glomeruler bazal membran görünümünde. Potasit ayak su çıkıntılarındaki füzyonu rahatlıkla yine görebiliyoruz. Bu füzyonda protein üreyi bize açıklıyor zaten. Bu hastanın tanısı Alport sendromu, otozomal geçişli olan otozomal resesif geçiş. Bu tanıya nasıl ulaştık? Işık mikroskopi aslında oldukça nonspesifik ama immün floresandaki kolajen paterni bize alfa 5 değil alfa 3'te mutasyon olduğunu gösterdi. Çünkü 5'te mutasyon olsaydı Bowman kapsülünde alfa 5 ile boyanmanın negatif olması gerekiyordu. Biraz sonra bunların detayını anlatacağım zaten. Elektron mikroskopisinde bize alfa 3'te mi, 5'te mi, 4'te mi mutasyon olduğu ilgili bilgi vermez ama tanısal ultrastrüktürel bilgileri bize verir. Hereditar nefropatilere baktığımız zaman bunlardan en bilinen iki tanesi Alport sendromu ve ince bazal membran hastalığıdır. Burada kolajen fibrotik glomerulopati, tırnak patella sendromu, fibronektin glomerulopati, erişkin tip polikistik böbrek hastalığı, çocukluk çağı polikistik böbrek hastalığı, juvenil nefronefritisi, medüller kistik hastalık, Zellweger sendromu, sistinozis, Fabry hastalığı, listin kolesterol, açıl transferaz eksikliği gibi mitokondriyel hastalıklardan, primer hiperoksaluri, glikojen depo hastalıkları, konjenital nefrotik sendrom ve Pearson sendromu gibi pek çok hastalıkta hereditar nefropati başlığı altında yer almakta. Ancak bunların hepsine bugünkü oturumumuzda yer vermemiz mümkün değil. Alport sendromu ve ince bazal membran hastalığı üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi baktığımız zaman Alport sendromunda klinik olarak bize uyarıcı olanlar neler? Bir kere hereditar olması, ikincisi ilerleyici bir hastalık bu. Hematürisi olur hastaların. Klasik tipi X'e bağlı geçişli olanıdır.
Nadiren 30 zaman resesif ve dominant formlar olur. Benim biraz önce size sunduğum hastadaki gibi. Hematüri, progresif böbrek yetmezliği gelişir. Oküler bozukluklar ve işitme kaybı klasik formundaki klinik bulgulardır. Şimdi klasik formuna baktığımız zaman kolajen 4'ün alfa 5 alt ünitesinde mutasyon oluyor. Daha nadir formları dediğimiz otozomal formları, resesif veya daha da nadir olan dominant formlarında ise yine kolajen 4 ile ilgileniyoruz. Alfa 3 veya alfa 4'te mutasyon olmasını bekliyoruz. Defektif kolajen 4, defektif olan 4 kolajen litleri tümörler bazal membranda birikerek bu hem düzensiz hem de basket potası görünümü dediğimiz görünüme neden oluyor. Şimdi Alport sendromunda klasik X'e bağlı Alport sendromunda dediğim gibi alfa 5 zincirini kodlayan gende mutasyon var. 3 ve 4 genlerindeki mutasyonlar ise X'e bağlı değildir. Çünkü bunlar X kromozom üzerinde taşınmıyorlar. Otozomal resesif veya daha nadiren otozomal dominant geçişe sahiptir bunlar. Şimdi biz klasik Alport, X'e bağlı Alport sendromuna baktığımız zaman kadında ve erkekte durumun daha farklı olduğunu görüyoruz. Klinik bulguları da farklı. Şimdi neden? Erkekte hastalık daha şiddetli. Proteinüri çocuklukta başlıyor bunlarda. Son dönem böbrek yetmezliğinin gelişimi. Yaklaşık 60 yaşında hepsinde bu hastaların böbrek yetmezliği gelişiyor. 40 yaşında %90'ında gelişmiş oluyor. 25 yaşında da hastaların yarısında son dönem böbrek yetmezliği ortaya çıkmış oluyor. Bunlarda ilerleyici bir işitme kaybı %79 oranında, yani oldukça yüksek oranda görülüyor. Lentik konus %13 oranında görülüyor. Perimaküler sarı noktalarda Alport sendromu için spesifik göz bulgusu. Bunlarda da %30 ila %70 bulgu oluyor. Korneal distrofi, rekürren ülserasyonlar görülebiliyor. Gördüğümüz gibi kulakta, gözde, böbrekte hepsinde birden gelişimsel kolajen 4'ün bozukluğuna bağlı semptomlar ortaya çıkıyor. Kadın hastalarda klinik seyir daha değişkendir. Bunlar genellikle taşıyıcıdır. Hematüri %95 oranında gelişir. Ama son dönem böbrek yetmezliğinin gelişimi, bakın 40 yaşında %12, halbuki erkek hastalarda %90'dı. Çok daha hafif bir seyir var genelde. 60 yaşında ise %30 hastada böbrek yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği gelişiyor. Halbuki erkek hastalarda bu oran %100 olarak bildiriliyor. İşitme kaybı %28, çok daha az oranda. Göz tutulumu da makülopatileri de %15 oranında görülüyor. Otozomal resesif Alport sendromu ne dedik? Kolajen 4'ün alfa 3 ve alfa 5 genlerindeki mutasyona bağlı dedik. Klinik gidiş erkek ve kadında benzer çünkü X'e bağlı değil. Klinik bulgular erkekte X'e bağlı Alport sendromundaki gibidir. Bu bizim hastamızda olduğu gibi düşünün. Otozomal dominant hastalarda klinik ilerleme daha yavaştır. Böbrek yetmezliği 50 yaşın üzerinde genellikle ortaya çıkar. Bu hastalarda anne baba arasında akrabalık vardır. Kadın hastalar genç yaşta şiddetli hastalık geçirirler. Erkek hasta babasında hematüri genellikle tariflenir. Ünfloresana bakıldığı zaman ne olacak bunlarda? Alfa 3, 4 ve 5'e baktığımızda glomeruler bazal membranda negatif olacak. Bowman kapsülünde pozitif olacak. Çünkü Bowman kapsülünde bu alfa alt ünitelerinden sadece 5 bulunur. Glomeruler bazal membranda ise 3'ü birden bulunur. Deri ve böbrek ünfloresanı normal olabilir. O yüzden de Alport sendromu için daha az invaziv olan deri biyopsisini klinisyenler tercih edebilir. Ama X-link değilse hastalık, o zaman tanıda aslında hiçbir yardımı olmayacaktır bizlere. Işık mikroskopik özelliklerine baktığımız zaman oldukça değişken olduğunu ve nonspesifik olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada bu deminki vakanın fotoğraflarından bir tanesi mezengiyal hücrelerde artış veya matrix artışı olabilir. Burada podositlerdeki hipertrofiyi görüyoruz ve
Glomeruler bazal membranda da düzensiz gümüşle boyanmalar olabilir ama dediğim gibi hiçbirisi spesifik değildir. Nadiren kresens gelişebilir. İlerleyen hastalıkta fokal segmental veya global glomerulosikleroz, fokal sineşler boğman mesafesinde karşımıza çıkabilir. Küçük sistiyositler eskiden ilk tanımlandığı zamanlarda Alport sendromu için tanısal zannediliyordu. Ama protein risi olan hastalarda sık olarak görüldüğünü biliyoruz. Son dönem böbrek hastalığında ise bu hücrelerin sayısının azaldığını da biliyoruz. Şimdi elektron mikroskopik bulgular tipiktir bu hastalıkta. Erken lezyonlarda yani bir erken tanıda sadece glomerüler bazal membranın incelmesi söz konusudur ve sin membran hastalığı ile karışır. Glomerüler bazal membrandaki irregüler kalın ve aşırı ince bölgeler yani birbirine benzemeyen ince ve kalın bölgelerin alterne etmesi de iç ve dış kontürlerinin düzensiz olması glomerüler bazal membranın bütünlüğünde genç hastada veya kadın hasta olup da X-linked Alport sendromu için taşıyıcı olanlarda sık görülen bulgulardır. Bu da genellikle fokal segmental glomerulosiklerozla karışmasına neden olur. İlerlemiş, dört dörtlük oturmuş bir lezyonda ise glomerüler bazal membranda kalınlaşma ve burada gördüğümüz gibi basket takası görünümü şeklindeki lamellasyon çok net olarak karşımıza çıkan. Sadece %10 ila 20 hastalığı sadece difüz ince bir glomerüler bazal membran vardır. İç ve dış kontürler genellikle normaldir. Bunlar genellikle çocuk hastalardır, erken hastalardır. Erişkin hastalardaki Alport sendromlarında genellikle böyle tam olarak oturmuş bir glomerüler bazal membran bulgusu, elektron mikroskop bulgusu karşımıza çıkacaktır. Baktığımız zaman dediğim gibi böyle ince alanlar oldukça belirgin olarak ortaya çıkabilir erken vakalarda. Burada bakın çok ince bir alanı takip eden, daha kalınlaşan ve düzensizleşen alanlar var. Burada artık yaygın bir şekilde hem kalın hem düzensiz dejenere glomerüler bazal membran karşımıza çıkmış. Şimdi bu makalede glomerüler bazal membrandaki değişikliklere bağlı, yani genetik değişikliklere bağlı bir sınıflama karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman bakın glomerüler bazal membranının proteinlerin, yapısal proteinlerini kodlayan genlerde mutasyon olduğu zaman en başta aklımıza gelecek olan Alport sendromu, nasıl ince bazal membran hastalığı, diğeri herediter anjiyopati ile birlikte nefropati, anevrizmalar ve kramplar olarak, HANAK olarak kısalttığımız hastalık. Bir diğeri Pearson sendromu. Bunlar glomerüler bazal membran proteinlerinin genlerindeki mutasyonları bize ifade ediyor. Bir diğeri podosit iskelet yapısındaki bozukluklar, Epstein ve Fechner sendromları. Bunların genetik yapıları belli ama elektron mikroskopide bunlar benzer bulgular ortaya çıkarabildikleri için patolog olarak bizlerin karşısına ayırıcı tanıda çıkıp bu yönden inceleme yapılmasını, genetik inceleme yapılmasını önermemiz gereken hastalıklar. Bir diğeri de Snail patella sendromu. Şimdi kolajen 4'ün zincirlerine bir göz attığımız zaman bakın alfa 1 ve alfa 2 13. kromozomda, alfa 3 ve alfa 4 2. kromozomda. O yüzden 3 ve 4 ile ilgili Alport sendromu otozomal dominant veya resesif olarak geçiş gösteriyor. Alfa 5 ve 6 ise X kromozomunda. X kromozomuna bağlı olarak geçiş gösteren hastalıkta da alfa 5'e ait mutasyon olduğunu biliyoruz. Şimdi bu güzel bir demonstrasyon. Hudson'ın 2002'de yayınladığı bir şeyden, makaleden alınmış bir resimdir bu. Şimdi buraya baktığımız zaman burası Bowman kapsülü. Bowman kapsülünde kolajen 4'ün alfa 1'i var, 2'si var, 5 ve 6'sı var. Demek ki X-linked bir hastalıkla karşı karşıyaysak alfa 5 ile boyama yaptığımızda Bowman kapsülünün negatif olması lazım. Eğer Bowman kapsülünün negatif değil, pozitifse o zaman ne düşüneceğiz? X-linked değildir bu. Alfa 5 ile ilgili bir bozukluk yok. Alfa 3 veya 4'te bozukluk olabilir.
otozomal geçiş olabilir diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım, burası glomerüler bazal membran. Glomerüler bazal membranda 3, 4 ve 5 birbirine tamamen sarmal olarak yapışarak, birbirinin içerisine karışarak bir mevcudiyet gösteriyorlar. 1 ile 2'ye baktığımızda 1 ile 2 her yerde var. Hem glomerüler bazal membranda, hem tübüler bazal membranlarda, hem de Bowman kapsülünde karşımıza çıkan bir kolajen 4 altı ünitesi. Şimdi kolajen 4'e baktığımız zaman neden hem kulak hem göz hem böbrek etkileniyor? Burada çok güzel anlayabiliyoruz. Çünkü alfa 1 ve 2 tüm bazal membranlarda vardır. Deride de var, gözde de var, kulakta da var. Alfa 3, 4 ve 5'e baktığımız zaman 3, 4, 5 kulakta, gözde, akciğerde var. Glomerüler bazal membranda var. Deminki slide'da gördüğümüz gibi 3, 4 ve 5. 5 ve 6 deride bulunuyor. Düz kas bazal membranlarında bulunuyor. Ve nerede bulunuyor? Bowman kapsülünde bulunuyor. Şimdi 3 ve 4 normalde epidermal bazal membranda ekspresi edilmediği için 3 ve 4 yok deride. O yüzden de bu alt tipler için deride boyama yapılması sanatsal olarak anlamlı değildir. Zaten negatif çıkacak. Normal bir insanda da deride alfa 3 ve 4 ile boyama yaptığınızda zaten pozitiflik görmemeniz gerekiyor. O yüzden de alfa 5 ile boyanma anlamlı deri biyopsilerinde. Şimdi alfa 3, 4 ve 5 alt ünitelerine karşı antikorlarla nerede boyanma göreceğiz? Glomerüler bazal membranda göreceğiz. Distal tübüllerde göreceğiz. Ve 5 ile Bowman kapsülünde göreceğiz. Bowman kapsülü epidermal bazal membranda 1, 2, 5, 6 ile boyanma var. Demin söylediğim gibi 3 ve 4 ile boyanma yok. Genlerine baktığımız zaman 6 farklı kolajen 4 alfa ünitesi geni var, protein var ve geni var. Bunlar 3 farklı kromozomda gruplaşmışlar. 13'de, 2'de ve X'de. Yeni doğanda da erişkinde baktığımız zaman kolajen 4'ün kompozisyonunu 1 ile 2 hep bir arada, 3, 4 ve 5 bir arada. Bunlardan bir tanesinde bir bozukluk olduğu zaman diğerlerinde birbirleriyle olan ilişkileri ve glomerüler bazal membranın yapılanmasındaki değişiklikleri neden oluyorlar. Dediğim gibi bunlar glomerüler bazal membranın farklı tabakalarında yaygın olarak bulundukları için birinin bozukluğunda tüm bazal membranın bozulması söz konusu. Bunu geçmek istiyorum. Kolajen 4'ün alfa 5 ile normal immün floresan boyanmasına bakıyoruz burada. Bakın 5 tekrar ediyorum, Bowman kapsülünde pozitif. Genellikle bu boyaya bakarken çoğunlukla glomerüler bazal membranlara dikkatimizi veriyoruz. Ama aslında ayırıcı tanıda en önemlisi Bowman kapsülü. Bowman kapsülünde distal tübüllerin bazal membranında ve glomerüler bazal membranlarda pozitif boyanma göreceğiz. Deriye baktığımızda bakın epidermal bazal membranda pozitif boyanmayı görebiliyoruz 5 ile. X'e bağlı bir Alport erkek hasta var ise bakın glomerülde Bowman kapsülü de boyanmamış, glomerüler bazal membranda boyanmamış. Deri biyopsisine baktığımızda burada epidermiste nasfestik bir floresans görüyoruz ama normalde olduğu gibi epidermal bazal membranın boyanmasını görmüyoruz. Şimdi bir kadın hasta düşünelim. X-linked Alport sendromu olsun. Ne olacak bunlarda? Random X kromozom inaktivasyonu olduğu için böbrek ve deride segmental bir negatiflik olur. Yani bazı alanlarda pozitifleri görebiliriz inaktive olan X'e bağlı olarak. Erkek hastada, erkek hastalarda ve taşıyıcı kadınlarında %20 ila %30'unda bu kan protein kolajen ağında birikir ve böbrekte ve deride alfa 5 pozitif olarak görülebilir. Bu da tehlikeli tanı için oldukça tehlikeli bir durum aslında. O yüzden de elektron mikroskopiyi de görmekte büyük fayda var. Şimdi otozomal resesif Alport sendromuna baktığımız zaman alfa 5 ile boyanma nasıl olacak? Bakın kapsülde, Bowman kapsülünde
pozitiflik olacak. Neden? Alfa 5'te bir bozukluk yok çünkü burada. Alfa 3 veya 4'te bozukluk var. O yüzden de glomeruler bazal membranda boyanma azalacak. 3 veya 4'te bir mutasyon varsa, onlar bozuksa 5 niye bozuluyor? Az önce size gösterdiğim sarmal şeklindeki yapılanma nedeniyle 3 ve veya 4 bir bozukluğa uğrarsa 5'in de ekspresyonu bozulacak. Çünkü o da degrade olacak. Patogenez sırasında bunu anlatacağım ben biraz sonra. İpnormal bazal membrana bakalım. İpnormal bazal membranda 5 ile boyanma var. Çünkü 3 ve 4'te, 3 ve veya 4'te bozukluk var. Neden 5'te boyanma olmasın? O yüzden de eğer özellikle kadın hasta böbrek biyopsi yapmayalım da deri biyopsi yapalım derlerse buna çok itibar etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü X-linked olmasından daha büyük olasılık otozoma resesif bir alkol sendromudur bunlar. Ve onlarda da deri biyopsisi size hiç yardımcı olmayacak. Daha fazla kafa karıştırmaya neden olacaktır. İmmünohistokimya ile de boyanabilir. Bunlar bizim boyadığımız vakalardan örnekler. Alfa 1'i görüyorsunuz. Yaygın olarak her yerde, tübüllerde, Bowman'da ve şeyde glomerüler bazal membranlarda 3'ü görüyoruz ve 5'i görüyoruz. Bunlar DS Lab'ın ürettiği antikorlarla yapılan hem immünfloresan hem de immünohistokimya görüntüleri. DS Lab çalışanlar bilir, üçlü bir kit olarak üretmişti bunu. Bu üçlü kitte ne vardı? Alfa 1, 3 ve 5 vardı. Ama onun da üretimi bitti arkadaşlar. 2016 yılındaki bir makaleden bahsedeceğim size. Artık o kiti kullanıyoruz. O yüzden de DS Lab'ın 1, 3 ve 5'ini ararsanız, literatürde gördüğünüz bu boyanmaları yapmaya çalışırsanız artık bunları yapamıyoruz. Evet, burada X'e bağlı Alport'ta immünohistokimyayı göreceğiz. 3 de negatif, 5 de negatif. Gayet net bir şekilde X-linked Alport olarak karşımıza çıkmış bu. Şimdi bakıyoruz, glomerüler bazal membranlarda, epidermal bazal membranda ne dedik? Alfa 5 ile kolajen 4 boyanması yoksa nedir bu? X-linked erkek hastadır bu. 5'in alt tipini kodlayan gendik mutasyonlar 3 ve 4'ün de kolajen 4 ağına, örümcek ağı gibi düşünün, katılmasını bozduğu için 5 ile birlikte 3 ve 4'ü de negatif olarak göreceksiniz haliyle. Bowman kapsül ve distal tübüler bazal membranlarda da X-linked bir hastalıkta 5 ve 6 ile boyanma olmayacaktır. Evet, otozomal dominant veya resesif geçişli formlarda biz ne göreceğiz? Glomerüler bazal membranlarda alfa, 3, 4 ve 5 alt tipleri ile boyanma olmayacak. Glomerüler bazal membranda hepsi negatif olacak. X-linked gibi. Ama X'e bağlı hastalığın tersine Bowman'da ve de tübüler bazal membranlarda ve de deride 5 ile normal boyanma olacak. O zaman bu bizim geçişiyle ilgili bir fikir yürütmemize oldukça yardımcı bir bulgu oluyor. Şimdi baktığımız zaman burada özetlemek istiyorum size. Normalde 3, 4, 5 hepsi pozitif. Glomerüler bazal membranda. Otozomal resesif ise hepsi negatif. X-linked ise yine hepsi negatif olacak. Yani glomerüler bazal membrandaki boyanma, otozomal resesif mi, X-linked mi ayırıcı tanıda bize yardımcı olmayacak. Ama Bowman kapsülüyle toplayıcı kanallara baktığımız zaman orada bize yardımcı olacak. Çünkü alfa 5 normalde pozitifken, otozomal resesifken de pozitifken, X-linked olan da negatiftir. Şimdi bazen öyle durumlar olabiliyor ki tek amino asit eksikliği veya küçük delesyonlar olduğu zaman kolajen 5 alfa 5 kolajen zinciri bir epitopunu tanıyan bir monoklonal antikor olduğu zaman saptanamayabiliyor negatifliği. O yüzden de alfa 5 ile immünoreaktivite olmaması hereditar nesil lehine bir bulguyken pozitif olursa o zaman hastalığın tanısını ekarte ettirmez. Çünkü benim bu anlattıklarımdan şöyle bir izlenime de kapılmanızı istemiyorum. Bu literatür bilgisini özellikle koydum. İmmünfloresanla biz hani Alport'u tanıyabiliyorsak elektron mikroskopiye ne gerek var? Ne gerek var değil. Elektron mikroskopi bulguları her zaman için hala altın standart olarak
değerini koruyor. Çünkü bu işte antikor, elinizdeki antikorla ilgili epitopların tanınması ile ilgili bir sıkıntıya düşebilirsiniz her zaman için. X'e bağlı taşıyıcıda ne oluyor peki? X'e bağlı taşıyıcıda da segmental bir boyanma oluyor. Kesintili kesintili boyanma oluyor. Ve bunların epidermal bazal membranlarında da yine segmental bir negatiflik oluyor. Şimdi bu bahsettiğim yeni antikoru birazcık söyleyeyim. Bu makaleden bahsetmek istiyorum. 2016 yılında bu makale yayınlandı. Şimdi burada asıl amaç şuydu. İmmünfloresan inceleme ile prognostik bilgi arasında ve elektron mikroskop bulguları arasında nasıl bir korelasyon vardır? Onu saptamaya çalışmışlar ve görmüşler ki aslında kolajen 4 alfa 5 boyanması çok erken dönemden itibaren oldukça iyi bir prognostik bilgi veriyor ve elektron mikroskopi bulgularını da grade'lemişler. 1'den 3'e kadar tiplere ayırmışlar ve görmüşler ki elektron mikroskopik bulguların yaygınlığı ve şiddetiyle de alfa 5 ekspresyon kaybı arasında belirgin bir korelasyon var. Burada bu antikoru alıp da kullanmak isteyenler için işte bir double staining olduğunu anlatıyor ve bu şeyde prosedürü gayet güzel anlatan bir makale. O yüzden bu makaleyi sizlerle paylaşmak istedim ben. Burada kolajen 4'ün alfa 2'sini Texas Red'le, alfa 5'ini ise FITC ile işaretlemişler. Böyle bir double staining yapıyoruz ama double staining gözünüzü korkutmasın. Başarılı ve zor olmayan bir teknikle boyayan başarılı bir kit. Ben epeydir bunu kullanıyorum ve hiçbir sıkıntımız olmadı. Şimdi burada bu ilk bu kit çıktığı zaman tabii hepimiz hayretle baktık. Ne güzel 3'ü ayrı, 5'i ayrı boyuyorduk. Biri de kontrol olarak kullanabiliyorduk diye VS Lab'ın kitini özledik önce. Ama aslında bakın burada normali görüyoruz. FRTC ile glomerüler bazal membranlardı. Alfa 5'i görüyoruz. Burada alfa 2. Alfa 2 zaten her yerde pozitif biliyorsunuz. Ama şuraya baktığımız zaman burada X-linked bir hasta tamamen negatif. Bowman'da da negatif. Glomerüler bazal membranda da negatif. Yani 5'in eksikliği X-linked alportu bize gösteriyor. Buraya baktığımız zaman ise bu vakada bakın FRTC ile yani kolajen 5 ve Bowman'ın pozitif olduğunu, tübüler bazal membranlarda kısmen pozitiflik olduğunu, glomerüler bazal membranın negatif olduğunu görüyoruz. Buraya da baktığımızda yine glomerüler bazal membranların negatifliğini görüyoruz. Yani kolajen 5'te bir hata olmadığını, o zaman 3 veya 4'te olduğunu görebiliyoruz. Bunu az önce söyledim. Evet. Şimdi burada bir algoritma var. Güzel bir algoritma bu. Alport sendromu şüphesi olan. Bir kere en başta en önemlisi Alport sendromundan şüphelenilmesi. Erişkin hastalarda daha nadir bunlar, bu şüphelenme daha nadir tabii ki. Çünkü daha çok çocuk yaşta bunlar tanı alıyorlar neyse ki. Ama şüphelenmediğiniz takdirde o zaman tabii en baştaki basamakta aksaklık oluyor. Deri biyopsisi alınabilir. Özellikle erkek hastaysa deri biyopsisi alınabilir. Yani deri biyopsisinde epidermal bazal membranda alfa 5 negatifse alport tanısı koyabilirsiniz. Yine de şüpheleriniz varsa genomik analiz yapılabilir bu hastalarda. Ama deri biyopsisi pozitif çıktı. Alfa 5 pozitifse ne dedim? O zaman resesif olanı ekarte edemeyiz dedik. O zaman ne olacak? İkinci basamakta bir böbrek biyopsisi yapılacak. Böbrek biyopsisinde pozitif çıkabilir, negatif çıkabilir. Şüpheli çıkarsa o zaman genomik analize gitmekte fayda var. Şimdi klasik Alport sendromunda genotip-fenotip korelasyonuna baktıkları zaman 30 yaşından önce işitme kaybı erkeklerde olabiliyor. Eğer %60 missense mutasyon, %90 da diğer mutasyonlar varsa bunu görebiliyoruz. Lenti konusuna baktığımız zaman %35 oranında büyük rearanjmanlar, nonsens mutasyonlar varsa %35 oranında lenti konusu görülüyor. %7-17 oranında lenti konusu da missense ya da
slice site mutasyonlarda karşımıza çıkabiliyor. Erkeklerde 30 yaşından önce son dönem böbrek yetmezliği var ise %90 oranında büyük bir delesyon veya nonsense, reading frame shift gibi mutasyonlar vardır. %50 oranında 30 yaşından önce böbrek yetmezliği missense mutasyonda, slice site'da da %70 oranında 30 yaşından önce erken dönem böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Transplantasyon olduğunda bu hastalarda ne oluyor? Bu ne yazık ki %5 ila 10 hastada glomeruler bazal membran antikorlarına karşı hastalık gelişebiliyor. Alfa 3'e karşı antikor gelişebiliyor. Antiglomeruler bazal membranına karşı 3'e veya 5'e karşı da gelişebiliyor. O zaman da ne oluyor? Bir Wood Pasteur sendromu gelişmesi mümkün olabiliyor. Daha geniş kolajen 4 alfa 5 gen mutasyonu ile bu riskin daha yüksek olduğu da biliniyor. Şimdi patogenize bakalım. Evet, alfa 3, 4 veya 5'te bir bozukluk olabiliyor. Ama niye o elektron mikroskobudaki o morfoloji neden oluyor? Niye protein kaybı oluyor? Onlara biraz bakalım. Bu 2012'deki güzel bir makale çok güzel anlatıyor bu patogenezi. Alport sendromunda glomeruler bazal membrandaki incelme, kalınma ve ayrılmanın sebebi aslında proteolitik bir degradasyon olabilir diyorlar. Glomeruler bazal membrandaki bu alfa alt tipleri için heterodimer mutasyonlar sonucu bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Tamamen alfa 1-2 zincirlerin içeri hale gelebilir. Alfa 1 ve alfa 2 içeren kolajen ağında zincirler arasında disülfik çapraz bağları vardır. Ama alfa 1 ve 2'nin arasındaki disülfik bağlar 3, 4 ve 5 arasındaki kolajen ağına göre çok daha azdır. Daha zayıf kılar bu zinciri. 3, 4 ve 5 alfa zincirlerini içeren kolajen ağı da o zaman ne olacak? Matrix metaloprotein ağızlarının proteolitik yıkımına daha rezistandır. Daha çok disülfik bağı olduğu için alfa 1 ve 2'den oluşan bir kolajen ağında ise disülfik bağı az olduğu için matrix metaloprotein ağızları tarafından daha kolay parçalanırlar. Şimdi burada matrix metaloprotein ağızlarından glomerülerde 2, 3, 9 ve 12'nin arttığı gösterilmiş. Şurada iki makale var. Bu iki makalede bunlardan bahsediliyor. Hem mezengen hücrelerde hem de podositlerde matrix metaloprotein ağızlarının regülasyonun bozulması sonucunda glomeruler bazal membran yıkımı ortaya çıkıyor. Proteinleri başlamadan önce matrix metaloproteinaz inhibitörleri verilirse o zaman Alport sendromu farelerde hastalığın progresyonunda bir azalma, glomeruler bazal membran dismorfolojisinin biraz daha geciktirilmesi ve yaşam süresinin arttırılması söz konusu olmuş. O yüzden de bu patogenezdeki bu matrix metaloproteinazları ile ilgili bilginin tedavi açısından değerli olduğu düşünülüyor. Ayrıca Alport sendromunda podositlerden bir TGF beta 1 yapının arttığı gösterilmiş 2000 yılındaki makalede. Beta 1, TGF beta 1 fibrozisi ve ekstraselüler matrix birikimini artırıyor bildiğiniz gibi. Eğer TGF beta 1'i blokajı sağlanırsa glomeruler bazal membranda fokal bir matrix birikimi azalacak. Ama ayak sıçtıklarının düzleşmesi azalmayacak. Yani proteinürde bir azalma olmayacak. Preklinik bir test aşamasında olan TGF beta 1 ve alfa 1 integrin blokajı da glomeruler bazal membrandaki anormal laminin birikimini önleyerek yine proteinürüyü azaltabildiği söylenmekte. Ayırıcı tanıda neyi düşünmeliyiz? Fokal segmental glomerulosikleroz sıklıkla çünkü bu tabloyla histopatolojik bulgular karşımıza çıkabilir. Ama elektron mikroskopide baktığınız zaman glomerular bazal membrandaki kalınlaşma ve lamellasyon görünse de ayak sıçkıntılarının füzyonu daha belirgindir fokal segmental glomerulosiklerozda. Bir de lamellasyon glomerüler bazal membranın tüm tabakalarını veya lamina densa'yı tutar Alport sendromunda. Halbuki FSGS'de sadece dış tabakası etkilenir. Bu ayırıcı tanımda oldukça önemli bir bulgudur. Kendi vakalarımızda da baktığımız zaman gerçekten sadece dış tabakanın FSGS'de etkilendiğini, öbüründe tüm tabakalardaki lamellasyonun yaygın olduğunu genellikle biz de fark ettik.
İnce bazal membran hastalığı vücudundaki en önemli hastalık. Kolajen 4 alt tipleri için imin boyama yapmak faydalı. Çünkü kolajen 4 alt tipleriyle boyanma ince bazal membran hastalığında normaldir. Kayıp görmezsiniz. Bir başka ajitanındaki hastalık MH9 ilişkili bir hastalık. Bu da glomerüler hematüriği, proteinüriği, sağırlık ve ailevi trombositopeniye neden oluyor. Hem hematüri olması, hem proteinüriği, hem de sağırlık olması Alport sendromuyla klinik olarak benzerliğini ortaya koyuyor. Mitokondriyal hastalıklarda da aynı tablo ortaya çıkabilir. Bu slide'ı biraz önce de size göstermiştim. Burada MYH9 ilişkili hastalıklar Epstein ve Fechner sendromları. Bunlar önceden aynı zannediliyordu ama şimdi daha farklı oldukları da ifade edilmekte. İnce bazal membran hastalığına baktığımız zaman ailevidir, otozomal dominant veya resesiftir. Hematüri vardır bu çocuklarda. Kolajen 4 alfa 4 veya alfa 3 mutasyonu ile gene bunların ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ama benign prognozlu olduğu genellikle söylenir. Genellikle daha iyi. Alport sendromuna göre çok daha iyi gidişlidir. Benign hematüri olarak da adlandırılırdı. Mikroskopik hematüri bazı hastalarda tekrarlayıcıdır. Makroskopik hematüri atakları da olabilir. Bu da tabii IgA nefropatisinden ayırt etmek çok önemli. Çünkü bize Alport şüphesiyle gelip de IgA hastalığı çıkan, IgA nefropatisi çıkan hastalarımız oldu. Ben hematürist olan hastalarda, çocuk hastalarda şiddetle mutlaka pozitif kontrolle birlikte IgA'yı boyamanızı öneriyorum. Bu kadar genetik çalışma, elektron mikroskopide uğraşma, immün floresanda kolajenleri boyamaya gelene kadar aslında IgA olup da olayın baştan çözüldüğü hastalar bile olabiliyor. Mutlaka kontrollü çalışmayı öneriyorum. İmmünoglobulin A'yı özellikle. Şimdi proteinleri genellikle yoktur. Varsa da çok düşük miktardadır. İşitme kaybı ve göz bulguları gibi böbrek dışı bulgular ince bazal membran hastalığında görülmez. Şimdi glomerüler bazal membranın kalınlığı önemli tabii. Yaşla beraber artıyor. Bakın erişkin hastadaki 300 küsürlü bir nanometre ile mukayese ederseniz 1 yaşındaki çocukta zaten normali 110 nanometre. O yüzden mutlaka yaşla mukayese ederek glomerüler bazal membranda incelme var ya da yok kararını vermek lazım. Ve bunu da sadece bir alanda, iki alanda yapmamak gerekiyor. Bakın burada ince bazal, bu normal bir bazal membranken burada oldukça ince olarak görülüyor. Ama ölçümünü yapmadan kesinlikle göz kararıyla bu tanıyı vermemek lazım. Bulgular gene mezengiyal matrikste artış olabilir, hücresel artış olabilir ama asıl bulgu burada immün floresansında çok şansımız yok. Kolajen boyamasında bize pek yardım yok. Ancak elektron mikroskopideki ince bazal membranları görmekle bu tanıyı koyabiliyoruz. Şimdi bunun bir spektrum olduğu söyleniyor. Çünkü alfa 3 ve alfa 4'te mutasyonlar olan vakalar bildiriliyor. Bunlar acaba gerçekten küçük mutasyonlar. O yüzden Alport sendromunun erken döneminde nasıl sadece bazal membranda yer yer incelmeler oluyor da basket potası görünümü olmuyor. Hani onun için o şekilde devam mı ediyorlar? O bakımdan da hani öyle de olabilir. Yoksa bir spektrum içerisinde birbiriyle ilişkili benzer hastalıklar da olabilir. Ama hala bu konuda karar netleşmiş değil. Fabry hastalığı da ayrıca tanıda akla gelmeli. X'e bağlı geçişlidir. Erkek çocuklarda tahmin edersiniz ki daha çok olursan. Alfa galaktozitaz eksikliği vardır. Burada da pek çok sistem etkileniyor. Deri, göz, sinir sistemi, kalp, damarlar, böbreklerde glikosfingolipid birikimi vardır. Yavaş ilerleyen bir böbrek yetmezliği söz konusudur. Glomerülere baktığımız zaman visceral epitel hücrelerinde bir madde birikimi gibi bakuolizasyon, pas boyasında biraz daha madde birikimi olduğuna dair bize yön gösterebilir. Ama çok karakteristik, çok tanısal şu bulgudur diye söyleyebileceğimiz ışık mikroskopu bulgusu değil, elektron mikroskopideki zebra bodies ya da miyelin cisimcikler şeklinde, girdaplar şeklindeki lamerler İnfüzyonlardır. Ayrıca tanıda bir başka hastalıktan demin bahsettim size. Epstein ve
Fechner sendromları. Bu esin Alport sendromunun bir varyantı diye düşünülürdü. Ve o zaman dominant geçişli varyantları bunlar denirdi. Ama sonradan bakılmış ki Fechner sendromunda hereditary nefrite ek olarak sarılık da var ama bir de makro trombositopeni var. Fechner'de de katarakt ve küçük mavi lökosit inzisyonları var. Ve bunların mutasyonlarının da farklı olduğu biliniyor. 4. 5. dekattan sonra son dönem böbrek yetmezliği genelde bunlarda gelişir. Genel histoloji çok ayırıcı tanıda bize yardımcı olmaz. Elektron mikroskobide Alport sendromuna benzer bulgular olabilir ama yaygın değildir Alport sendromundaki kadar. Sağlığın sık görülmesi, hastalığın erken evrelerinden itibaren bulunması dikkat çekicidir. Bugün ise bunların bir tip 4 kolajen hastalığı varyantı olmadığı biliniyor. Çünkü genetik analizlerde bunlarda tip 4 kolajen alfa 5 subünitesinde ya da 3'te ya da 5'te, 4'te bir mutasyon olmadığı. Miyozin kas dışı miyozin ağ zinciri 2A'yı kodlayan MYH9 geninde mutasyon olduğu gösterilmişti. O yüzden de renal tutulum olmayan makro trombositopeni ve lökosit infüzyonları bulunan Mayhegg'in anomalisi ve Sebastian sendromundan da aynı genin sorumlu olduğu biliniyor. Yani bir spektrum olacaksa bunlarla bir spektrum olması daha uygun görünüyor. Ben hepinize sabrınız için, dikkatiniz için, dikkatiniz olabildi mi olamadı mı onu tabii ki ben çok ayırt edemiyorum buradan görüntülere dinleyicilerimizin olmadığı için. Ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, vaktimizi iyi kullandığımızı umut ediyorum. Evet, evet. Gayet vaktinde çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dicle Hocam. Şimdi bir tane bir soru geldi siz sunum yaparken. Alport sendromu için bir algoritma göstermiştiniz. O algoritmada elektron mikroskopi neden yok diye soruluyor. Hani altın standart olan bir şey algoritmanın içinde neden yok diye bir soru var. Şöyle, yani altın standartı biz patologlar söylüyoruz tabii. Biz patologlar her zaman için ne diyoruz? İşte aman o da olsun, bu da olsun, tüm tarım kriterleri yerinde olsun da bu tanıyı koyalım diye her şeye yaklaştığımız için bizim için öyle. Ama tabii ki klinisyenlerin algoritması demin size gösterdiğim klinisyenler için farkındaysanız deri biyopsisi demiş, deri biyopsisi pozitif, şüpheli veya negatif demiş. İşte kolajen boyamasına girmemiş orada, EM'ye girmemiş, biyopsi olarak değerlendirmiş. Benim fikrimin ne olduğunu soruyorsanız söyleyeyim. Tabii ki elektron mikroskobu ülkemizde hala çok sıkıntılı. Hepimiz için sıkıntılı. O elektron mikroskoplarının arızası bir başka sıkıntı. Değerlendirme güçlüğü artefaklar nedeniyle ayrı bir güçlük. Bunu hepimiz yaşıyoruz, biliyoruz. O yüzden de tabii ki EM'ye alternatif bir imi floresan boyaması olduğu zaman çok kıymetli. Yani ben de EMS'in sonucunu beklemeden Alport ile uyumlu bir imifloresan bulgusu varsa bunu Alport ile uyumlu olarak rapor ediyorum. Ve bazen EM'den daha kolayı da genetik analiz oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani onun için hani EM Gold'sa evet, yani ben EM'deki o basket otosu görünümünü görünce içim çok rahat ediyor. Ve ne kadar etkilenmiş bir böbrek olduğunu da çok rahat görüyorum tabii. Ama biz patologlar için böyle diye düşünüyorum. Pratikte her zaman için öyle olmayabiliyor. Onu da ben de kabul ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Başka soru acaba var mı? Hani ben göremiyorum. Ha, var, evet. Sülen hocamızdan bir soru var. Saptadığınız bulgularınızı genetik analizlerle korele ediyor musunuz? Genetik sonuçlarla çelişki elde edildiği durumlar oldu mu diye sorulmuş. Sülen'cim merhaba. Evet, genetik analiz yapıyoruz. Genellikle şöyle, çelişki değil. Yani biyopside Alport dediysek onlar da mutasyon pozitif çıkıyor. Ama biyopside görmediğimiz çok erken vakalarda bir vakada yaşadık bunu. Genetik mutasyon pozitif ama bizim
boyamamızda bir bulgu yoktu. O zaman resesifti bu da. X-link değildi. X-link olanlarda hiçbir problemi, yani hiçbir genetik ve patolojik bulgu çelişkisini yaşamadık. Teşekkür ediyoruz. Başka soru göremiyorum. Ben bir soru sormak istiyorum hocam. Bu ince bazal membranda yaşla hani korele etmeliyiz diye söylemiştiniz. Bu ince bazal membranın ölçerken dikkat etmemiz gereken noktalar elektron mikroskopta nelerdir? Pratiğe yönelik böyle bir kriterleri de şöyle bir üzerinden hızlıca geçebilir miyiz acaba? Tabii. Şimdi elektron mikroskopide bunu yaygın görmemiz lazım. Yani işte bir iki yerinde vardı, aslında genelinde yoktu gibi bir bulguyla ince bazal membran hastalığı tanısını koymamamız gerekiyor. Tek glomerülde olmamasını tercih ediyoruz. O yüzden de aslında alışkın bir göz bakınca bu bazal membranlar birazcık ince değil mi diye dikkatini çekiyor insanın. Ama yine de dediğim gibi ölçüp age match bir korelasyon yapıp da tanı vermemizde fayda var. Yaygın olması en önemli bulgu. Teşekkürler. Bir soru daha var galiba. Evet, bir soru daha var. Erişkin yaştaki hastalarda böbrek biyopsilerinde klinik verilere ulaşılamazsa Alport ve diğer hastalık olasılıklarını ne zaman düşünmeliyiz? Yani klinik bir şüphe yoksa mı demek istiyor? Genellikle onlarda da aile öyküsü oluyor. İşte erken yaşta böbrek yetmezliği olmuştu ya da şu akrabası da böbrekten ölmüştü, diyaliz hastası olmuştu gibi genellikle öyküde onu veriyorlar. Yani oradan şüpheleneceğini düşünüyorum. Ben çocuk hasta eskin hasta görmediğim için de belki yetersiz bir cevap veriyor olabilirim ama size bu kolajen 5 boyaması ile ilgili yeni tiple ilgili 2016 makalesine de baktığımız zaman oradaki hastalar erişkin hastalar. Özellikle erişkin hastalardaki bu korelasyonu yapmışlar ki hani daha ileri evre, yaşlı çocuk olup da erken evre bulgusu olmadığı için onu yapmışlar. Genellikle onlarda da sağırlık var ama hakikaten klinik bulguya erişilemezse, ama sağırlık yani hastanın kendisini de ifade edebileceği bir bulgu. Ve de aile öyküsü. Bence en önemlisi, en uyarıcı olanı aile öyküsü oluyor. Erişkin hastalığı da, çocuk hastalığı da tabii. Yani hani ışık mikroskopik olarak çok bizi böyle spesifik buraya yönlendirecek ucumuz yok. Hayır, kesinlikle hiçbir bulgu yok. Yani çocuk hastalığı da yok, erişkin hastalığı da yok ne yazık ki. Yani ışık mikroskopiyle bu tanıyı verdim dememiz mümkün değil. Şüphelenmemiz de mümkün değil. Yani nefropatolojinin işte hem iyi hem kötü yanı. Yani külliğini bilmeden tanıya yönlenmenin hataları, onda da görüyoruz. Ama burada kolajen boyamasını yapmaya çalışmalıyız. Yapamıyorsak da hakikaten yollanabilir. Frozen kesit yollanabilir. Bana da yollayabilirsiniz. Her zaman için hani yollayan arkadaşlarımız olduğu zaman yardımcı oluyorum. Çünkü bizde iyi oturmuş bir sistem var kolajen boyamasında. EME imkanı olmasa bile onu mutlaka yaparız. En azından genetik analize yollayabiliriz EME imkanı olmadığı zaman da. İlişkin hasta için de geçerli tabii. Çok teşekkürleri görüyorum. Ben de gördüm, sağ olun. Ben bizler de katılım için çok teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir yandan da katılımcı sayılarını aslında takip ettim sunum sırasında. Yani maksimum 111 kişiye kadar artık nefropatolojiyle böyle ilgilenenleri görmek hakikaten çok sevindirdi. Dilcan Hocam da başta söyledi. Bizde yani konuyla ilgili bir soru görmüyorum ama şöyle bir temennim var. Bir saniye. Hani bu sunumların verimli olduğu ve bu tarz sunumların hani uygunsa devamlılığının sağlanması konusunda açıkçası ben de biraz bu yönde düşünüyorum. Gerçekten daha çok kişinin katılmasını sağlıyor.
ve mikroskopi görüntülerine çok daha yakından bakma imkanı tanıdığı için ben mikroskopi temelli bu bizim patoloji sunumlarının bu şekilde bilgisayar ekranından çok yakın izlenebiliyor olmasını çok sevdim bu online sunumlarda. Gülfilis Hocam da bir soru soruyor. İmmünglobulin A için kontrol olarak silindirlerdeki boyanmayı kontrol olarak sayamaz mıyız? Olabilir, olabilir. Biz hep IgA nefropatisi olduğunda bildiğimiz hasta kontrollerini kullandığımız için evet sayabiliriz aslında Gülfilis ama orada var mı kontrolünü yapmamız lazım. Yani internal kontrole mutlaka bakmamız lazım o zaman da. Yani bu bizim başımıza geldiği için bunun üzerinde özellikle durdum. Yani basit bir hemofili hastasında IgA nefropatisi çıkması bizi derinden etkilemişti. Onun için de üzerinde durdum ama internal kontrolü de dikkatli baktığımız takdirde tabii ki neden olmasın. Teşekkür ederim Gülfilis. Ben burada bir yorum var ama. Evet, onu söyleyecektim size. Çocukluk çağı böbrek tümörleri arşivinden. Başka sonraki bir toplantı için İnşallah. Bir olarak algılıyorum sizden dinlemek için. Temelli. Evet, tabii ki. Evet, ben... Yatibir Hocam... Kemal Hocam el kaldırmış. Evet, şimdi hocam kusura bakmayın fark etmedim. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Bunların devamlılığı talebi için ben yanıt vermek için söz aldım. Gerçekten Dici Hocamızın ağzına sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Ondan sonra Yasemin Hocam da çok iyi moderasyon yaptı. Çok teşekkür ederim. Çukurova Patoloji Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum ben. Bunlar devam edecek. Yakında sanıyorum Cumartesi günü yönetim kurulumuz var. Derneklerin toplantıları duyurulacak. Zaten bu toplantının da devamı var. Derneklerin toplantı bir program dahilinde verilecek sanıyorum. Şu anda Haziran ayı olduğu gibi dolu gibi görünüyor. Full. Araya belki bir iki sürpriz sunumlar da olacak. Tabii ki eğer konuşmacılar da olur verir ise bunları biz video olarak da PDF web'e koyuyoruz. Tabii ki izin olması halinde. Mesela şu ana kadar sunulanlar işte 6 Mayıs'taki, geçen haftaki Standartizasyon Komisyonu, Sitopatoloji Derneği'nin toplantısı web'e kondu bunlar. Konmaya da devam edecek çünkü talep de oluyor o yönde. Hani izleyemeyenler de videoyu indirip çünkü YouTube üzerinden yükleniyor. Ben burada da bu arada Optimist'te ve orada çalışan sevgili Ayşe Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Katkıları teknik olarak onların da teşekkür etmek için ve bunu duyurmak için söz aldım. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Için. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum ben de. Hem katılım için, hem organizasyon için, hem de emekliler için. Yasemin sana ayrıca teşekkür ediyorum. Size, Optimist grubuna da sonsuz teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Ben de son teşekkürüyle teknik imkanlar için sağlanan bütün bu düzenleme için ve başından sonuna bütün bu detayları takip ettikleri için Optimist firmasına teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara bu akşamı böyle ayırdıkları ve bu eğitim faaliyetinin bir parçası oldukları için uzaktan da olsa en azından orada olduğunuzu bilerek de bu şekilde bir arada olmayı da bizleri sevindiren, mutlu eden noktalar. Çünkü hasret kaldık birbirimize. İnşallah en kısa sürede de bu süreçler tamamlanıp tekrar yüz yüze yakın karşılıklı görüşebileceğimiz toplantılarda görüşmek dileğiyle diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.